Öncelikle ben kendimi tanıtayım. İsmim Bengüsü Gülümser. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. İngilizce mütercim tercümanlık. Aynı zamanda çeviri topluluğunun da başkanlık görevini yürütüyorum. Turgut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kırmadı bizi, sağ olsun, kabul etti. Zaman ayırdı bize. Tabii kendisini kendi tanıtsın isterim. İsterseniz şöyle yapalım. İdem de kısaca kendinden bahsetsin. Sonra sözü Turgut Bey'e verelim. O sırada da soruları chat kısmından alalım. Didem, buyur, sende söz. Öncelikle herkese merhaba, sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Duyuyorsunuz sanırım. Duyabiliyoruz. Turgut Bey, tekrardan teşekkür ederiz bizi kırmayıp vaktinizi bize Rica ayırdığınız için. ederim. Ben 9 Eylül Üniversitesi Çeviri Topluluğu Denetim Kurulu üyesiyim. Bu oturumu Bengüsü ile birlikte yürüteceğiz. Ve sanırsam yine çok kişi şu an burada. Evet, başlayabiliriz bence. Sözü uzatmadan size vermek istiyorum çünkü. Tamam. Yani kısaca kendimi tanıtmam mı istiyorsunuz? Evet, biz de orada Evet. soru alalım yan taraftan. Soruları sorabilirsiniz. Tamam. Tamam. Şöyle tanıtayım. Hukukçu olmadan önce çevirmenim ben. İlk profesyonel çevirimi 1975 yılında yaptım. Yani 45 yıldır çeviri yapıyorum. Ve ağırlıklı olarak hukuk çevirisi yapıyorum. Biraz iktisat eğitimim var. Arkasından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Hukukçuluk da yaptım. Çevirmenliğin yanı sıra bir dönem. Fakat şu anda tamamen çeviri yapıyorum. Ve hukuki çeviri yapıyorum ağırlıklı olarak. Yaklaşık olarak 800 bin sayfa civarında çeviri yaptım şu ana kadar. Kitaplar da çeviriyorum. Özellikle Türkçeden İngilizce'ye hukuk çevirileri yapıyorum ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını çeviriyorum. Ya da diğer mevzuatları çeviriyorum. Özellikle işte yurt dışı ile ilişkisi olan müşteriler ve firmalar istiyorlar ağırlıklı olarak. Bu konularda uzmanlaştım. Ama tek başıma değilim. Bir ekibin içindeyim. Bir ekibi yönetiyorum. İstanbul'da kalburüstü çok iyi bir çeviri firmamız var. Bu firmada hukuk başta olmak üzere birçok alanda çeviri yapıyoruz. Ve çok uzman arkadaşlardan oluşan 10-12 kişilik bir ekibiz. Zaman zaman projeye göre genişleyebiliyor ya da daralabiliyor. Böyle bir geçmişim var. Hukuk eğitimi aldım, çeviri eğitimi almadım. Ama İstanbul'da Çeviri Derneği'nin kuruluşu sırasında 1999'da akademisyen arkadaşlarla tanıştık. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelerde çeviri bilim bölümlerinde hocalık yapan arkadaşlar. Onlar davet ettiler. Ben de hocalığa başladım. İstanbul Üniversitesi'nde 16 yıl, Yeditepe Üniversitesi'nde 1 yıl, Nişantaşı Üniversitesi'nde 2 yıl hocalık yaptım. Artık yapmıyorum. Ama benden istifade etmek isteyen arkadaşlar Türkiye'nin her yerinden bana başvurabiliyorlar ve onlara staj olanağı sağlıyorum ve bilgilerimi onlarla da paylaşıyorum. Bunun dışında belki ilginizi çeker onu da belirteyim. İnsan hakları konusunda araştırmalar yapan bir hukukçuyum. Aynı zamanda hayvan severim ve hayvan hakları insan haklarının neresindedir diye bir kitap yazdım. Bu kitaba da internetten ulaşabilirsiniz eğer arzu ederseniz, ilgileniyorsanız. Bir de böyle bir yönüm var. Bu kadar kendim hakkında söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz. Bu sırada sorular geldi. Ben başlayayım isterseniz. Tamam. İlk soru, hukuki çeviri türlerinin hangilerine daha çok ihtiyaç duyuluyor? Bu çok değişiyor ama ağırlıklı olarak şirketler arasında sözleşmeler geliyor. Özellikle bir ayağı yabancı olan yabancı firmalarla ilişkilerde sözleşmeler ağırlıklı olarak yer tutuyor. Yani hacimsel olarak sözleşmeler diyebiliriz. Ama zorluk olarak mevzuat
tabii ki söz konusu olan. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin mevzuatının İngilizce'ye çevrilmesi ya da başka ülkelerin kanunlarının Türkçe'ye çevrilmesi konusunda zorluk açısından da birinci sırada kanunları sayabilirim. Anladım. Neden öğretmenlik değil de çevirmenlik alanına yöneldiniz? Şöyle, aslında çevirmen olarak başladım ben mesleğe. Dediğim gibi ilk çevirimi 1975 yılında, henüz çok gençken yaptım. Diller benim çok ilgilendiğim bir alan. Yani dil yeteneğim olduğunu düşünüyorum. İlk dil öğrenmeye başladığım zamandan beri, Darüşşafakalıyım bu arada, eski Darüşşafakalıyım. Darüşşafaka'da öğrendim İngilizceyi. Yani esas hayatımı kazandığım, sevgiyle bağlandığım alan çeviri alanı, çevirmenlik. Öğretmenlik de çok severek yaptığım bir iş. Yıllarca yaptım ama profesyonel anlamda yapmadım. Yani tamamen amatör bir zevkle yaptım. Fakat artık yaşlandık. Öğretmenliği sürdürebilecek enerjimiz kalmadı. Biraz ondan kaynaklanıyor. Anladım. Diğer soruya geçmeden benim merak ettiğim bir şeyi soracağım. İngilizce dışında hangi dilleri biliyorsunuz? Ya şöyle, Latin kökenli dillere yoğun bir sevgim var. Birçoğunu küçük kurslarla ya da kendi zevkim gereği, yani çeviri yapabilecek düzeyde öğrendim. Şöyle diyelim, Akdeniz'in kuzeyindeki ülkelerin dilleri. İşte İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, bu dillerden çeviri yapabiliyor. Anladım. Hukuki çeviride kendimizi geliştirmemiz için neler yapmamızı önerirsiniz? Bir kere mutlaka hukuk çevirisi dersi almanız gerekiyor. Bilmiyorum 9 Eylül'de var mı bu ders? Var mı hukuk çevirisi dersiniz? 3. sınıfta var. Şu an biz alıyoruz temel hukuk. Fakat terminoloji ağırlıklı oluyor. Anladım. İçerik konusunda nasıl bir ders alıyorsunuz? Yani hukuk bilgisi alıyor musunuz? Şöyle oluyor, pek hukuk bilgisine giremiyoruz fakat hocamız terminolojiyi verirken terimleri de açıklamak zorunda kaldığı için hukuka oradan bir giriş yapıyor. Fakat bu bizim için yeterli gelmiyor. Açıkçası ben de size bunu sormak istiyordum. Yani bu alanda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Yani hukuka biraz da olsa nasıl hakim olabiliriz? Neler önerebilirsiniz? İsterseniz öyle, ben de bir cevap verebilirim sorunuza Turgut Hocam. Sizin cevabınızı çok merak ediyorum da öğrencilerimiz 3. sınıf olduğu için şu an kaçırmış olabilirler. 3. sınıfta temel hukuk verdikten sonra 4. sınıfta hukuk metinleri çevirisi, arkasından da mahkeme çevirim, arkasından demeyeyim aynı anda seçmeli olarak da mahkeme çevirmenliği veriyoruz. Ben de bu dersi veren hocalardan birisiyim bölümümüzde. Özellikle sizi dinlemek istedim bu akşam bu arada. Hoş geldiniz tekrardan. Çok güzel, tekrardan. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yani temel hukukla başlayıp temel olarak bir işte temellerini verip ondan sonra hem yazılı çevirisini, hukuk metinleri çevirisiyle hem de daha ilgilenen olursa sözlü olarak mahkeme çevirmenliğine giriyoruz ve orada tabii ki hem hukuku öğrenmeye hem kelimelerini, işte sözcüklerini öğrenmeye hem de çevirisini yapmaya çalışıyoruz. Yani pratiğini yapmaya çalışıyoruz. O da 4. sınıfta oluyor. Peki hocam, şöyle bir şey sorayım ben de size. Şimdi özellikle Anglo-Sakson hukukuyla, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku kıta, evet, Avrupa'sına dayanan bir hukuk sistemi. Bir de öbür tarafta Anglo-Sakson hukuk sistemi var ve bunlar, hı-hı, arasında çok önemli farklar var. Hı-hı. Bu farklar konusunda bir içerik verebiliyor muyuz çocuklara? Yani Anglo-Sakson hukukunda kullanılan bazı terminolojinin kıta Avrupa'sında karşılığı yok ya da tam, hı-hı, tersi geçerli. Evet. Bu konudaki açığı nasıl kapatıyoruz? Açıkçası ben de tam o konuyu işliyorum şu anda mahkeme çevirmenliğinde. Çünkü mahkeme söz konusu olduğunda hani iki tarafın da sistemini bilmek lazım özellikle ve bizim bir ders kitabımız var. O kitapta çok güzel karşılaştırmalı olarak anlatıyor. İşte diyor, dediğiniz gibi kıta Avrupası hukukunda bu şekildedir prosedürler, usuller mahkemede. Anglo-Sakson'da ya da
Onlarınki common law değil mi? Common law da bu şekilde karşılaştırmalı olarak gösteriyor. O yüzden ben de düşündüm. Öncelikle Türk hukuk sistemine bakalım. Sonra bir de işte örnek alıp Amerikan hukuk sistemine bakarak böyle karşılaştırabiliriz diye o şekilde gidiyordum. Açıkçası ben de dersi ilk defa veriyorum aslında. O yüzden sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum bu konuda kesinlikle. Ya şöyle yapabiliriz aslında. Şimdi bu konu son derece önemli bir konu ve Türkiye'de bilimsel olarak çok açık olan bir konu. Yani hem Türk hukukunu bilip bu konuda eğitim almış, hem de Anglo-Sakson hukuku konusunda en azından kendisini yetiştirmiş uzman sayısı çok az Türkiye'de. Bunu özellikle mevzuat çevirilerinde görüyoruz. Çok büyük yanlışlar yapılabiliyor. Vahim hatalar yapılabiliyor. Bu çok önemli. Ve çok ciddi bir birikim gerektiriyor. Dolayısıyla bu konuda takıldığınız bir şeyler olursa yardımcı olurum her zaman. Yani Anglo-Sakson hukuku özellikle üzerinde durulması gereken bir hukuk. Çünkü bazı şeyleri anlamak kolay değil. Yani common law özellikle çok büyük bir birikimin ürünü. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu dönemde ağırlıklı olarak kurucular, Cumhuriyet'in kurucuları kıta Avrupası hukukunu tercih edip o hukuklardan bir takım kanunları alarak çeviri yoluyla ve bunları Türkiye'nin koşullarına biraz da Osmanlı'dan kalan mecelleye adapte ederek kanunları kaleme aldılar ve arkasından da süreç böyle gelişti. Yani ağırlıklı olarak işte Fransız hukuku idarede, ne bileyim cezada İtalyan hukuku, bu şeyde medeni hukukta İsviçre hukuku gibi bazı temeller esas alındı. O döneme göre en ileri hukuklar seçildi. Ama özellikle Anglo-Sakson hukuku dışarıda bırakıldı. Çünkü biliyorsunuz onlarla yapılan bir savaştan sonra kuruldu Cumhuriyet. Dolayısıyla böyle tepkisel bir durum vardı. Bu tabii bizim hukuk sistemimize de çok net yansıdı. Zaten ben de bu dersi hazırlanırken, notlarımı alırken size bazı şeyler sormak istedim. Yani ben de sormak istedim. Şimdi örneğin bizim hukukumuzda ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz diye iki tane terim var. Bu iki terim çok kullanılan terimler. Anglo-Sakson hukukunda ihtiyati haciz diye bir kavram yok. Böyle bir uygulama da yok. Prosedür de yok. Yani bir İngiliz hukukçuya ihtiyati haciz dediğinizde sizden hiçbir şey algılamıyor. Gözünün önünde hiçbir şey canlanmıyor. Bu sorunu nasıl çözmeyi düşünürsünüz mesela? Diyelim ki ihtiyati haciz kavramını çevireceksiniz ve karşınızdakinin anlamasını istiyorsunuz. Şimdi ben ağırlıklı olarak kanun çeviriyorum. Kanunlarda çok sık karşılaşıyoruz bu problemle. Bu konuda sizin öneriniz ne? Yani ne düşünüyorsunuz ya da öğrenci arkadaşlar ne düşünüyorlar merak ediyorum. Evet, bence öğrencilerimizden duyalım. Evet. Beyin fırtınası yolun gibi olsun. Tamam. Arkadaşlar söz almak isteyen varsa mikrofonu açıp konuşabilirsiniz. Bence Turgut Bey çok zor bir soru sordu bize. şöyle aslında sorumu biraz genelleştireyim. Terim problemini hukuk çevirilerinde nasıl çözmek gerekiyor? Çünkü sıklıkla karşılaşılıyor. Tersiyle de karşılaşıyoruz. Mesela Amerikan mahkemelerinin kararları geliyor zaman zaman. Bizde asla olmayan kavramlar var. Bunları bir şekilde anlatmanız gerekiyor ve sorunu nasıl çözeceksiniz? Birisi demiş, terim problemleri var yani. Açıklamak için dipnot yazabiliriz. Türk hukukundaki ihtiyati hacizin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışırım çevirmek yerine demiş biri. Birisi de koşut demek istemiş galiba ama koşuk metinlere bakarak demiş. Bu konuda koşut metin bulmak çok kolay değil. Çünkü bu çeviriler genellikle public çeviriler değil. Yani bunlar genellikle gizli, belirli dosyalarda tutulan çeviriler. Açık değil. Yani çoğu da internette yayınlanmıyor.
Dolayısıyla buralardan ulaşmak mümkün değil. Bunlar özel çünkü mahkeme çevirileri. Dolayısıyla şimdi ben burada aslında belki size faydalı olur düşüncesiyle birkaç not alarak girmek istiyorum konuya. Şimdi özel çeviride genel olarak bu çok ciddi bir sorundur ama özellikle hukuk çevirilerinde yani çok saf uzmanlık isteyen alanlarda terim meselesi en önemli meseledir. Yani bir hukuk çevirmeni olmak istiyorsanız ve bu konuyu iyi becermek istiyorsanız aşmanız gereken 3 tane engel var. Bu engellerden birincisi ve en önemlisi terim problemleri. Örneğin demin verdiğim örnek, ihtiyati haciz kavramının Anglo-Sakson hukukunda bir karşılığının olmaması. Hacizin ne olduğunu biliyorlar. Ama bunun niye ihtiyaten yapılması gerektiğini asla anlamıyorlar. Çok farklı bir durum çünkü. Ben sözlü çeviri de yaptım yıllarca, artık yapmıyorum. Özellikle işte bir tarafı yabancı olan ihtilaflarda tarafların arasında çevirmen olarak görev yaptım. Ve orada da aynı problemlerle sözlü olarak da karşılaşıyorduk. Yani bir Amerikalı hukukçu bu kavramı asla anlamıyor ya da tersi söz konusu. Örneğin bizde bir menfi tespit davası diye bir kavram var. Bir dava türü bu. Menfi tespit davası. Bunun İngilizce'de karşılığı yok. Yakın anlamlıları var ama asla tam bir karşılığı yok. Bunları aslında verilen örnekler çok doğru. Ben genellikle dipnotla açıklamayı tercih ediyorum. Her seferinde diyorum ki işte diyelim ki bir metin, bir rapor ya da bir kanun ihtiyati haciz kavramı sık sık geçiyor. Ne yapıyorum ilk geçtiği zaman? Dipnotla çevirmenin notu düşüyorum. İhtiyati hacizin ne olduğunu açıklıyorum. Ve bu kavrama bundan sonra şu karşılığı kullanacağım metin içerisinde diye de belirtiyorum okuyucuya. Yani okuyucunun metnin tamamını okuması, başından itibaren algılaması gerekiyor. Aksi halde metnin ortalarından bir yeri seçip baktığı zaman anlaması mümkün değil. Bunu ben şuna benzetiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin kurucuları Ankara'da bir tercüme bürosu kurarlar. Bu tercüme bürosunun amacı insanlığın o tarihe kadar biriktirdiği aydınlanma ürünlerini Türkçe'ye kazandırmaktır. Ve o dönem Shakespeare çevirileri ilk defa yapılır Türkçe'ye İngilizce'den ve ilk yapılan Shakespeare çevirilerinde kitaplar şöyledir arkadaşlar. Bir paragraf Shakespeare'den bir çeviri altında sayfanın altı olduğu gibi açıklamada olur. Aynen Shakespeare'i anlamak ne kadar zorsa bu iki hukuk rejimi arasında olayları anlamak ve anlatmak da o kadar zordur. Bunun için hukuk çevirmeni olmak istiyorsanız veya olmaya çalışıyorsanız çok çok iyi, çok çok iyi düzeyde Türkiye Cumhuriyeti hukukunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için de çok sıkı bir eğitimden geçmeniz ve tecrübe kazanmanız gerekiyor. Bol bol çeviri yapmanız gerekiyor ve mutlaka usta-çırak ilişkisine girmeniz gerekiyor. Yani bu işi öğrenebileceğiniz iyi bir çevirmenin yanında uzunca bir süre çalışmanız gerekiyor. Pardon, sesim geliyor değil mi bu arada Bengisu? Evet, geliyor sesiniz. Tamam. Yani mutlaka çok iyi bir deneyim kazanmanız gerekiyor. Artı Anglo-Sakson hukuku konusunda en azından temel bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Bu konuda Türkiye'de maalesef telif eser pek yok. Sadece İngiltere'den benim getirdiğim bir takım kitaplar var Anglo-Sakson hukuku konusunda. Ben daha çok onlardan yararlanarak eksiklerimi kapatıyorum, öğreniyorum. Ama Türkiye'de Anglo-Sakson hukuku konusunda Türkçe kaleme alınmış, bu iki hukuku karşılaştıran çok iyi bir eser maalesef yok. Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Belki bilmediğim yerlerde bulunabilir. Bu çok önemli ve her seferinde mutlaka her konuda sıkı bir araştırma yapmak gerekiyor. Yani hukuk çevirisi çok zor bir iş. Aslında şöyle söyleyeyim size. Hukuk çevirisi
çeviri zorluğu açısından en zorudur. Shakespeare'den bile zordur. James Joyce'dan bile zordur. Çünkü diğerlerinde sabit belirli bir alanı öğrenmeniz gerekir. Hukukta öyle değil. Hukuk çok zengin bir alan. Şöyle bir örnek vereyim size. Anglo-Sakson hukuku dediğiniz zaman bunun İngiltere'si var, Amerika'sı var, Amerika'da eyaletler arasındaki farklar var, Kanada'sı var, Yeni Zelanda'sı var, Avustralya'sı var. Çok zengin bir coğrafya ve çok çeşitli bir coğrafya. Dolayısıyla Anglo-Sakson hukuku da tek değil. Artı Türk hukuku da zengin, artık zengin bir hukuk. Ve birçok konuyu da öğrenmeniz gerekiyor. Yani işiniz çok kolay değil. Ama mutlaka terim meselesinde çok ciddi güvenilir kaynaklara ihtiyaç var. Mesela şöyle bir soru sorayım ben de size bu arada terim konusunda. Şimdi çeviri yaparken derslerde terimlerin karşılıkları için, karşılıklarını bulmak için nereye bakıyorsunuz örneğin? Hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Ben cevap verebilirim. Dışişler Bakanlığı'nın bir terminolojisi var ekonomi, hukuk üzerine. Genelde ben oradan yararlanıyorum kendi adıma. Ama o çok kapsamlı değil bildiğim kadarıyla. Evet, çok kapsamlı değil ama şu an için benim işimi görüyor. Çok yoğun olmadığı için çevirilerim. Anladım. Anladım. Çok güzel. O bayağı güvenilir bir kaynak. Ama Türkiye'de maalesef özellikle bir tarafı Türk hukuku olan ya da Türkçe olan çok sıkı iyi kaynaklar yok. Aslında şöyle yapabiliriz Bengüsü. Bunun için tabii önceden hazırlanmam gerekiyor. Ben size bir liste gönderebilirim. Okuma listesi, kitap listesi, kaynak listesi. Bu listeden yararlanabilirsiniz. Yani terminoloji konusunda ve hem Türk hukuku hem Anglo-Sakson hukukunu karşılaştırmalı öğrenmek konusunda kullanabileceğiniz kaynakların bir listesini gönderebilirim. Artı şöyle bir şey yapabilirim size destek olmak için. Bundan iki sene kadar önce Ankara'da bakanlıklarda çalışan çevirmenlere bir seminer vermiştik. Bir grup arkadaş, öğretim üyesi. O seminerin bir gününü de ben vermiştim ve konumuz hukuk çevirisiydi. Orada o seminerde kullandığım notlar var. Onları gönderebilirim size. Yani hukuk çevirisi konusundaki görüşlerimi açıkladığım notlar artı örnek metinler. Onları gönderebilirim. Onlardan yararlanabilirsiniz. Çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Olur bence. Yani ben Bengüsü'ye gönderebilirim bunları. Bengüsü sen de arkadaşlarına dağıtırsın istersen, olur mu? Tamam, olur. Çok seviniriz. Tamam. Bu arada başka kaynak konusunda şey olan var mı? Cevabı olan var mı soruma? Aslında bir cevap gelmişti sanırım. Biri demiş ki mfa.gov.tr'de bir sürü kelime listesi var. Oradan bakıyorum demiş. Birisi tamam. De uzunca bir şey yazmış. Hocam ben de birkaç yıl önce Anglo-Sakson hukuku çevirisi almıştım. Bir türlü mischief rule kavramının karşılığını bulamamıştım Türk hukukunda. İnternet başlıca kullandığı alan terim araştırırken ağzımın payını aldım sonrasında bir daha hukuk çevirisi almadım demiş birisi de. Evet, evet, çok şey bir alan tabii, yani bir mayın tarlası gibi. Her an hata yapma riskiniz var. Karşılaştırmalı belgeler okuyorum altta. Karşılaştırmalı belgelerde de şöyle bir sorun var. O belgelerin iyi çevirmenler tarafından yapıldığının garantisi yok. Yani bu konuda çok Türkiye gibi ülkelerin şöyle bir problemi var arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla ortalama insan var ama sivrilen insan, işini çok çok iyi yapan insan, mükemmel yapan insan sayısı çok az. Yani ortalama uzman çok fazla. Ama şöyle söyleyeyim size,
yani bu gerçekten böyle bir abartı değil. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını iyi çevirebilen toplam 5 kişi var Türkiye'de. Ve herkesin, yani bütün bu çevirilere ihtiyacı olan insanların başvurduğu kişiler sadece bunlarla sınır. Başka yok. Yetişmiyor. Çok zor bir alan çünkü. Gerçekten zor bir alan. Çok uzun bir eğitim gerektiriyor. Ben bu konuda bir takım çözümler yaratmaya çalışıyorum. İsterseniz onu da size anlatırım ne yaptığımı. Olur, isteriz. Çok iyi olur, kesinlikle. İsimleri paylaşır mısınız demiş. İsimleri paylaşmayalım, o doğru olmaz. O benim kişisel görüşlerim çünkü. Bunu şuradan biliyorum. Yani bakanlıklarda çalışan arkadaşlar da dahil, bir kısmı devlet memuru. Dolayısıyla isim paylaşmak doğru olmaz. Şimdi şöyle, benim o konuda bulduğum ve Türkiye'ye monte etmeye çalıştığım yöntem şu. Kendi yerimi alacak olan, kendi yerime geçecek olan insanları yetiştiriyorum şu anda. En başta söylemiştim bir ekibimiz var diye. O ekibimizdeki kişilerin hemen hemen tümü, ikisi hariç, benim kendi öğrencilerim. İstanbul Üniversitesi'nde eğittiğimiz öğrenciler. Bunlar İstanbul Üniversitesi'nin kendi dönemlerinde en parlak öğrencileri. Bunları aldım. Şu anda birlikte çalışıyoruz. Aynı ekibin içindeyiz. Meslektaş olduk. Ve onları yavaş yavaş yetiştiriyorum. 15 yıldır bu işi yapan var içlerinde. En iyisi o şu anda. Biraz zaman istiyor. Yani bir usta-çırak ilişkisini kesinlikle istiyor çeviri. Zaman istiyor. Diğer arkadaşlar da onlara yetişmeye çalışıyorlar. Yani şundan eminim, bir 5 sene sonra Türkiye'de bu işi gerçekten iyi yapabilen insan sayısı daha çok olacak. Çünkü ben ve benim gibi bir takım insanlar bu şekilde bilgileri paylaşmaya çalışıyorlar. İkinci olarak yaptığım şey şu, yapmaya çalıştığım şey daha doğrusu. Kaynakları toparladım. Tahmin ediyorum 2 ya da 2,5-3 sene içerisinde belki bir Anglo-Sakson hukuk kitabı çıkaracağım. Telif eser. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla, hukukuyla kıyaslamalı, Anglo-Sakson hukukunun temellerini anlatan bir kitap yazmayı planlıyorum. Kaynaklar hazır. Çatı esas olarak hazır. Bu konuyu daha iyi anlatabilmek için ve Anglo-Sakson hukuku Türkiye'de pek bilinmeyen bir hukuk olduğu için, hukuk açısından da çok önemli olduğu için, yani bir hukukçu olarak da çok değer verdiğim bir hukuk olduğu için bu konuda bir telif eser yazmayı planlıyorum. Bu hayvan hakları konusundaki kitaplardan sonra onu yapacağım. Artı uzun zamandır devam edemediğim ama proje olarak önümde duran, yine kaynakları hazır olan bir ansiklopedik hukuk sözlüğü çalışmam var. Burada ağırlıklı olarak terim üzerinden giderek iki hukuk arasındaki ilişkileri ve farkları da anlatmaya çalışacağım. Tabii bütün bunlar ortaya çıkarsa, yani bütün bu isteklerimi gerçekleştirebilirsem, yeni yetişen nesillerin elinde çok güzel kaynaklar olacak. Evet, yani bu iki yolla çözmeye çalışıyorum bu sorunu. Çok güzel. Teşekkür ederiz paylaştığınız için. İsterseniz diğer sorulara geçeyim. Tabii ki. Dinliyorum. Terminoloji güncellemeniz gerekiyor mu hiç? Veya sektöre girdikten ne kadar süre sonra bunu oturttuğunuzu düşünüyorsunuz? Önce ikinci soruyla başlayalım ya da birinci soruyla başlayalım. Terminoloji güncellemesi kesinlikle gerekiyor. Çünkü hukuk diğer bütün bilim dalları gibi yaşayan bir dal ve yaşadıkça gelişiyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Ben tabii eski bir hukukçuyum, eski bir çevirmenim. Bundan 15 sene önce internet hukuku diye bir kavram yoktu. Dolayısıyla internet kanalıyla işlenen suçlar bütün dünyada çok yeni bir kavram.
yepyeni hukuk dalları ortaya çıkıyor. Örneğin uzay hukuku bizim zamanımızda, benim hukuk eğitimi aldığım dönemde sadece ismi olan bir daldı. Şimdi bayağı gelişmiş bir dal, tartışılan bir konu. Bunun gibi yani terminoloji sürekli olarak gelişiyor ve değişiyor. Ayrıca Türk hukukundaki terimlerin büyük kısmı biliyorsunuz Osmanlıca'dan gelen, yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda atılan temellere dayanıyor. Dolayısıyla terimler eski. Bunların Türkçeleştirilmesi çabaları var. Bir kısmı çok mantıklı ama bir kısmı çok mantıklı değil. Yani bir hukukçu olarak ben mantıklı gördüğüm Türkçe terimleri kullanıyorum. Ama tam oturmadığına inandığım terimleri mecburen eski Arapçalarıyla kullanıyorum. Terminoloji sorunu böyle. Diğer ikinci soru neydi? Bir tekrarlayabilir misiniz Bengisu? Tabii. Sektöre girdikten ne kadar süre sonra bu terminolojiyi oturttuğunuzu düşünüyorsunuz? Çok uzun bir süre sonra oturttum. Yani sektöre girmem dediğim gibi çok eski. Daha gençken sektöre girdim. Ve hukuk çevirmeni olarak başlamadım tabii. Genel çeviriler yaparak başladım. Sonra hukuk eğitimi aldıktan sonra o yöne kaydım. Terminoloji aslında yani tam olarak hiçbir zaman oturmuyor. Sürekli öğreniyorum. Çevirmenliğin en sevdiğim yanı bu. Çevirmenlik öğrenmenin asla bitmediği bir süreç. Her yeni çeviriyle yeni bir şey öğrenebiliyorsunuz. Sizi çok zenginleştiren bir alan. Yani kesinlikle çok dinamik bir meslek. Tabii dinamik olmasının getirdiği bir takım zorluklar var. Öğrenmek hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman tam anlamıyla bir usta olamıyorsunuz. Ama dediğim gibi kendimi son yıllarda, yani son 10 yıldır diyebilirim, artık bir usta olarak görüyorum. Ama o zamana kadar, yani 30 yıl sürdü diyebilirim süreç. Bizi ücretlerden memnun musunuz diye sormuş. Şöyle, bu aslında çok üzerinde konuşmak istemediğim bir konu. Ücretlerden Türkiye koşullarında memnun olmak mümkün değil. Değil aslında. Yani dünyanın birçok ülkesindeki ücretleri de az çok bildiğim için aradaki farkların ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir haksız rekabet var. Yani dil bilen herkes kendisini çevirmen olarak lanse edip herhangi bir şey de olmadığı için, filtreleme olmadığı için çeviri bürosu açabiliyor ya da çeviri firması kurabiliyor. Sizinle rekabet edebiliyor. Ama şöyle bir durum var. Siz piyasada kendinizi kabul ettirdiğiniz zaman, İnsanlar sizin değerinizi anladıkları zaman çok fazla fiyat konusunda sorun çıkarmıyorlar, öyle diyelim. Ama her halükarda Türkiye'de çeviri ücretleri, çevirmenlerin aldığı ücretler yurt dışı örneklerine kıyasla ve sunduğumuz kaliteye kıyasla çok düşük. Onu söyleyebilirim. Aslında bu soruyu biraz cevapladınız ama hukuk çevirisinin en zor yanları nelerdir? Demin bir şeyden bahsetmiştim. Çeviri, özellikle hukuk çevirisi bir sac ayağı, yani 3 tane engeli geçmeniz gerekiyor demiştim. İsterseniz onu tamamlayarak cevaplayayım bu soruyu. Birinci ve en önemli, en yüksek engel terminoloji. Yani doğru terimleri bulmak çok ciddi bir sorun. İkincisi cümle yapıları. Şimdi şöyle bir sorun var. İngilizce aslında bir sorun değil tabii. İki dil arasındaki yapısal farklardan kaynaklanıyor. İki tane temel yapısal fark var Türkçe ile İngilizce arasında. Birinci yapısal fark, İngilizce pasif ağırlıklı bir dildir. Yani pasif voice kullanılır. Tabii günlük hayattan söz etmiyorum, resmi dilden söz ediyorum. İngilizce resmi bir metni okuduğunuz zaman, mesela kanunlar, mahkeme kararları, cümlelerin %95'i pasif cümlelerdir. Türkçe ise tam tersi,
kanunları dahil aktif bir dildir. Yani aktif voice ile konuşur ve aktif voice ile yazar. Türkçe'de bir cümleyi pasif kurmanız için belirli koşullar gerekir. O koşullar yoksa kurmazsınız. Türkçe'nin yapısı budur. İngilizce ise öyle değildir. Sebep aramaksızın bütün cümleleri pasif kurabilirsiniz İngilizce'de. Özellikle resmi ve akademik yayınlarda. Bu da çeviride ciddi bir sorun çıkartır. Acemi çevirmenler motomot çeviri yapma hastalığından dolayı işte pasif görür pasif çevirmeye çalışır, aktif görür aktif çevirmeye çalışır. Bu yanlıştır. Cümle yapılarını kurarken gittiğiniz dilin yani erek dilin alışkanlıklarını yansıtmanız gerekir. Özelliklerini yansıtmanız gerekir. Çevirmenin ustası şuradan anlaşılır. Kendisi tamamen gizlemesinden anlaşılır. İyi bir çeviri, çeviri olduğu asla anlaşılamayan metindir. Çeviri olduğunu asla göstermez. Okuyan herkes, ya bunun sağlamasını yapabilirsiniz. İyi bir çevirmenin metnini 100 kişiye gösterip bunun orijinal yazımı yoksa çevirim olduğunu sorunuz. İyi bir çevirmen asla kendisini açık etmez. Anlayamazsınız. O kadar güzel çevirir ki, erek dile o kadar güzel gider ki, asla o erek dilin kullanıcıları da dahil, ana dili o dil olanlar da dahil, onun çeviri olduğunu algılayamazlar. Bu son derece önemli. Bunun için cümle yapılarına çok dikkat etmek gerekiyor. İkinci aşılması gereken engel bu. Üçüncüsü de genel ruh meselesi var çeviride. Her dilin bir ruhu, bir müziği vardır. O müziği ve ruhu yansıtmanız gerekir çeviride. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin İngilizce cümlelerde ağırlıklı olarak ara sözler görürsünüz. Ana cümle kurulur. Ana cümlenin içinde tireyle ya da virgüllerle ayrılmış vaziyette yan cümlecikler görürsünüz. Türkçe bunu asla yapmaz. Türkçe'de biz ara sözleri çok nadiren kullanırız. Mutlaka haklı bir sebebimiz olması gerekir kullanmak için. Onun dışında asla kullanmayız. İşte bu birinci sorun terminoloji, ikinci sorun cümle yapıları, üçüncü sorun da ruh ve müzik. Bu üç engeli aşarak iyi çeviri yapabilirsiniz. Bu kadar söyleyeceklerim. Bu arada sorular geldi galiba. Bengüsü tekrarlayabilir misiniz onları? Tabii, sıradan okuyorum ben. Diğer soru, hukukta da olduğu gibi hukuk çevirmenliğinde de bir hukuk bölümünde uzmanlaşma oluyor mu? Örneğin ceza hukuku çevirmenliği. Pek olmuyor. Çünkü dediğim gibi çevirmen sayısı çok az. Uzmanlaşacak kadar iyi hukuk çevirmeni yok. Yeterli sayıda yok. Yeterli sayıda olsa belki iç uzmanlaşma olabilir. Yani ben ağırlıklı olarak ceza çeviriyorum diyebilirsiniz. Ama şu anda deme şansımız yok. Çünkü sayımız gerçekten çok az. Anladım. Çeşitli üniversitelerde görev yaptığınızı söylediniz. Üniversitelerde ne tür dersler verdiniz acaba? Hukuk çevirileri dersi verdim ama dersimin içeriği şöyleydi. Dersin yarısı Anglo-Sakson hukuku ve Türk hukukunu karşılaştırmalı olarak anlatmakla geçiyordu. Yani tamamen bilgi veriyordum, alt bilgi. Sonra dersin ikinci bölümünde de o bilgi verdiğim alanda, konuda, örneğin sözleşme olabilir, boşanma davası olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bu konularda metinler getirip o metinler üzerinden örnek çeviriler yaptırıyordum. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nde çok başarılı oldu bu uygulama. Yani çok çok iyi çevirmenler yetişti. Piyasadaki iyi çevirmenlerin ciddi bir kısmı oradan çıktı. Tabii sadece benim değil, başka arkadaşların da çok büyük katkıları oldu. Yani birlikte böyle bir ekip çalışması yaptık. Bayağı iyi sonuçlar aldık.
Hukuk okumadan da hukuk çevirmeni olmak mümkün mü? Sonuçta mümkün. Hukuk terimlerini evet. Sonuçta hukuk terimlerini ezberlemek önemli olsa da daha önemli olan terimlerin hukuksal alanda ne anlama geldiğidir. Aynen, çok doğru bir tespit. Şöyle, ben tanıdığım insanlar için konuşuyorum. Aynı zamanda hukukçu olup çeviri yapan başka hiç bir kimse tanımıyorum kendimden başka. Hepsi, büyük çoğunluğu en azından, çeviri bilim bölümlerinden yetişmiş öğrenciler. Mesela benim ekibim tamamen öyle. Bir tanesi hariç, hepsi çeviri bilim bölümü öğrencileri. Oradan mezun olan insanlar. Ve içlerinden çok çok iyi hukuk çevirmenleri çıkmak üzere. Yani çok iyi yetişiyorlar şu anda. Şu an dolayısıyla mümkün yani, olabilir. Özür dilerim. Şu an hukuk dersi alıyorum ama hiçbir türlü geçemiyorum dersten. Nasıl düzeltebilirim bu durumu veya nasıl çalışmam gerekli? Siz bu süreçte nasıl çalışıyorsunuz? Valla şimdi dersinizin ağırlıklı olarak bilgi mi yoksa çeviri mi olduğunu bilmediğim için tam bir cevap veremeyeceğim. Bilgi ise tabii oturup çalışmak gerekiyor. Deliler gibi okumak gerekiyor. Çeviri ise eğer dediğim gibi yani en azından hocanızla konuşup neyin eksik olduğunu yani hocanızın ne istediğini, nasıl çeviriler beklediğini öğrenmeniz çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü her hocanın kendine göre farklı beklentileri olabilir öğrencilerde. Bu alanda fark yaratan diller İngilizce dışında nelerdir? Almanca. İngilizce dışında hukuk alanında en belirgin dil Almanca. Alman hukuku çünkü çok önemli bir hukuktur. Hukuk camiası açısından da önemlidir. Sonra İtalyanca gelir. Bunun da sebepleri şudur. Kıta Avrupası hukukunun gelişim sürecinde ilk üniversiteler Almanya ve İtalya'da kurulmuştur. 1600'lü yıllarda. Ve şu anda dünyada en yaygın olan kıta Avrupası hukuk sistemi o 1600'lü yıllardaki o zamanki Prusya ve İtalya şehirlerindeki üniversitelerde ders veren hocalardan çıkmıştır. Yani hukuku onlar yaratmıştır diyebiliriz bugünkü Avrupa hukukunu. Dolayısıyla bu iki dil İngilizce'den sonra en önemli dillerdir. Mahkeme çevirmenliği yaptınız mı? Bu konuda tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii ki yaptım. Özellikle mesleğe başladığım yıllarda, hukuku bitirdiğim yıllarda mahkeme çevirmenliği yaptım. Kolay bir alan değil, çok zor bir alan. Kendine göre zorlukları var. Çünkü hukuku bilmeniz ya da dili iyi biliyor olmanız yetmiyor. Mahkemelerin kendilerine göre bir havaları var, bir ambiyansları var. Karşınıza çok çeşitli insanlar çıkabiliyor. Bunların bir kısmı suç işlemiş insanlar olabiliyor. Özellikle ceza konularında yaptım çevirmenliği. İngilizcesi zayıf ama İngilizce konuşan insanlar olabiliyor. Bu tip insanları anlamak, dertlerini çok iyi bir şekilde aktarmak kolay değil. Mahkeme çevirmenliği çok zor bir alan. Mutlaka ekip halinde yapmak gerekiyor. Yani en az 2-3 kişilik, işte içinde bir tane usta çevirmenin, iki tane yardımcı çevirmenin olduğu ekipler halinde çalışmakta fayda var. Yani hemen mahkeme çevirmeni oldum deyip o işin içine girmemek gerekiyor. Sonu hüsranla bitebilir. Dikkatli olmak gerekiyor yani. Zor bir alan. Aslında bu soruya da cevap verdiniz ama galiba bu arkadaş sonradan gelmiş. Merhabalar hocam, sizden staj eğitimi alabilme imkanımız var mı? Demiş. Tabii ki arkadaşlar, staj konusunda herkese açığım. Demin de söyledim, benim öğrencim olması gerekmiyor. Türkiye'nin her yerinden gençler bana başvuruyorlar ve ben onlara staj olanağı sağlıyorum. Benim bilgilerim biliyorsunuz, iletişim bilgilerimi. Arkadaşlarla paylaşabilirsiniz Bengüsü. Okay. İsteyen herkes benimle bağlantı kursun. Mail ile olabilir, telefonla olabilir.
Mutlaka herkese yardımcı olmaya çalışırım. Yani böyle bir yapım var. Asla sahip olduğum bilgileri gizlemem, paylaşırım. Alabilirsiniz yani staj alabilirsiniz ve her şekilde yardımcı olmaya çalışırım size. Teşekkür ederiz. Türk bir çevirmen olarak yurt dışında çalışma alanlarımız olabilir mi? Varsa örnek verebilir misiniz? Olabilir ama hedeflediğiniz ülkenin hukuk sistemini çok çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Çok zor bir iş, kolay değil. Örneğin Amerika'da çalışan, yani Türkiye'de hukuk bitirip de Amerika'da çevirmen olarak çalışan bir arkadaşla tanışmıştım. Ama çok zor bir alan. Özellikle Amerika gibi ülkelerde eyalet sistemleri geçerli biliyorsunuz, federal bir devlet. Bir eyalette çalışma yetkiniz olabiliyor, bir başkasında olmayabiliyor. Yani çok zor ve çok uğraş gerektiren bir alan. Artı dünyanın gelişmiş ülkelerinde çeviri bilim bölümlerini bitirmekle ya da dil bilmekle çevirmen olamıyorsunuz. Çevirmen olmak için bir takım sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Artı meslek birlikleri var. Meslek birliklerine üye olmanız gerekiyor. Meslek içi eğitimler var. Meslek içi sınavlar var. Yani o kadar kolay değil. Türkiye bu alanda hiç düzenlenmemiş bir alan, çeviri alanı. Dil bildiğini iddia eden herkes çeviri yapabiliyor Türkiye'de. Noter yeminli çevirmen de olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok büyük bir hukuki boşluk var Türkiye'de. Sadece piyasada yetkinlik düzeyinize göre ayrışabiliyorsunuz. İşte onu yapabilmek için ben yıllarca çalıştım. Çok zor bir alan yani. Evet, başka soru var mı? Evet, Latin kökenli dilleri bildiğinizi söylemiştiniz ama emin olmak için sormak istiyorum. Almanca bilmiyorsunuz değil mi? Demiş. Evet, maalesef bilmiyorum. Maalesef. Aslında çok isterdim ama maalesef bilmiyorum. Ve devamı var. Alman hukuk dili fazlasıyla zor diyebiliyorum ve şahsen anlamakta çok zorlanıyorum İngilizceye kıyasla. Bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Kesinlikle çok doğru bir tespit. Almancanın kendine özgü zorlukları var. Oldukça zor bir dil. Yani ilk öğrenmesi zor olmayan ama sonra geliştirirken çok zorlandığınız bir dil. Çünkü kelimelerin birleşerek ayrı kelimelere dönüşmesi durumu var Almanca'da. Biraz Almanca öğrenmememin sebebi de ekibimde çok iyi bir Almanca çevirmenin bulunmasından kaynaklanıyor. İhtiyaç duymadım aslında. Yani o arkadaşım bulunduğu için ve sürekli çok iyi çeviriler yaptığı için ben onu o konuyu öğrenmeye hiç girişmedim. Ama Almanca dediğiniz gibi çok zor bir dil, kolay bir dil değil. Diğer soruya geçiyorum. Çevireceğiniz hukuk metninin konusuna göre önceden nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Çok aşina olmadığınız bir kanun hakkında çeviri yaparken izlediğiniz yollar nelerdir? İki soru aslında bu. Kesinlikle. Her çeviri bir ön mutfak çalışması gerektirir. Yani mutfak çalışması yapmadan sahneye çıkamazsınız. Mutlaka ön hazırlık yapacaksınız. Onun için çeviri yapacağınız alanda araştırma yapmanız gerekiyor. Yani ön hazırlık yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Asla çala kalem çeviri yapmaya kalkışmayın çocuklar. Çeviri çok zor bir iş. Yani gerçekten çok zor bir iş. Ama bu işi layıkıyla yapmaya çalışın, yapacaksanız. Onun için usta-çırak ilişkisi çok önemli. Ben kendim de zaten usta-çırak ilişkisiyle öğrendim diyebilirim bu dili. Ve uzun yıllardır da yanımda birçok insan yetiştirdim ve hala da yetiştiriyorum. En iyi yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir eğitim, eğitimin arkasından da iyi bir usta bulmanız gerekiyor. Yani diplomayı almakla çevirmen olamazsınız, bunu unutmayın. Sadece bir çevirmen adayı olabilirsiniz. İyi bir usta bulup onun yanında mesleği öğrenmeniz gerekiyor. İşte kaç yılda öğreneceksiniz? Bu tamamen size bağlı. 3 yılda öğrenen de var, 10 yılda öğrenen de var. Yani süreç tamamen sizin şeyinize bağlı, ivmenize bağlı. Çok aşina olmadığınız bir kanun hakkında çeviri yaparken izlediğiniz yollar nelerdir?
Bir kere metnin tamamını buluyorum, okuyorum. Yani metnin içinden bir çeviri yapacaksam da okuyorum. Mesela bu konuda size bir örnek vereyim. ABD anayasasını hiç gören oldu mu içinizde? Amerikan anayasasını. Mesela Amerikan anayasasını ben ilk okuduğumda İngilizce bildiğimden şüphelendim. Yani o kadar karmaşık ve o kadar zor bir dili var ki, yani sıradan insanın bir kere anlaması imkansız. Yani ben şuna eminim, ABD anayasasını ABD nüfusunun %95'i anlamıyordur. Çok zor bir dil. ABD'de genellikle hukuk böyle zaten. Sadece uzmanların anlayabildiği metinlerden oluşuyor. Dolayısıyla mutlaka metnin tamamını okuyorum. Yan okumalar yapıyorum. Eğer özellikle bilmediğim bir konuysa. Yani ön bir mutfak çalışması mutlaka yapıyorum. Hala yapıyorum. Yani 45 yıllık çevirmenim. Hala buna ihtiyaç duyuyorum ve bu da son derece doğal. Tahkim ve arabuluculuk alanlarına ülkemizde gün geçtikçe artan talep, gelecek yıllarda hukuk çevirisiyle bağdaştırılarak bir yan dal olarak mı kalacaktı, yoksa ayrı bir uzmanlık dalı olarak görülebilir mi? Ayrı bir uzmanlık dalı olacağını zannetmiyorum. Yani tahkim konusu vardı zaten bizim hukukumuzda. Arabuluculuk yeni geldi. Ama bu zaten sadece yöntemle ilgili bir sorun. Yani hukukun özü değişmedi. Hukukun özü aynı. Mahkemede uygulanan da, tahkimde, arabuluculukta uygulanan da aynı kanun. Bu konuda uzmanlaşma olması için hukuk çevirmenleri arasında Türkiye'de hukuk çevirmenlerinin sayısının artması gerekiyor. Gerçekten çok az. Yani bir elin parmakları kadar şu anda iyi hukuk çevirmenleri. Buna kamuyu da katıyorum. Yani devlette çalışan arkadaşları da katıyorum. Çok az sayıda iyi hukuk çevirmeni var bu ülkede. Dolayısıyla sayının çok artması lazım. Örneğin yüzlerce iyi hukuk çevirmeni olması lazım ki uzmanlaşma olsun. Uzmanlaşma olabilmesi için yeterli sayıda hukuk çevirmeni yok şu an. Afra Yılmaz demiş ki, hocam merhaba, ben Arapça mı tercümanlık okuyorum. Hukuk çevirisi alanında Arapça-Türkçe dil çiftinde çevirmenlik yapan birilerini tanıyor musunuz? Yönlendirebileceğiniz biri var mı? Evet, tanıyorum. Benimle kişisel olarak temasa geçerse o arkadaşla bağlantısını kurmasını sağlayabilirim. Bu konuda da zaman zaman işler çıkıyor. Yani Arapça'da bu Arapça hukuk çevirileri de zaman zaman çıkıyor. Örneğin bize başvurular oluyor ve biz yapıyoruz onu. Ülkemizde çeviriyi daha profesyonel olana taşımak için bizlere düşen görev nedir? Dediğim gibi okulu bitirdikten sonra çeviri yapmaya ve çevirmen olmaya kesin kararlıysanız herhangi bir alanında, İşte simultane, sözlü, yazılı herhangi bir alanda mutlaka iyi bir ekip bulup, iyi bir usta bulup onun yanında mesleği öğrenmeniz gerekiyor. Yani işin çilesini çekmeniz gerekiyor. Çile çekmeden iyi bir çevirmen olamazsınız arkadaşlar. Bu aslında bütün mesleklerde böyledir. Hukukta da böyledir, tıpta da böyledir, bütün temel mesleklerde böyledir. Çünkü bu meslekler kolay meslekler değil. İşinizi iyi yapmak istiyorsanız çok büyük bir zorlukla karşı karşıyasınız. Bunun için iyi bir ustaya mutlaka ihtiyacınız var. Yani bir süre yaptığınız her şeyin mutlaka usta bir gözden geçmesi gerekiyor. Örneğin şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu anda benim mesaimin yaklaşık olarak dörtte biri başkalarının yaptıklarını redakte etmek ve düzeltmekten geçiyor. Yani mutlaka okuyorum ekibimdeki insanların yaptığı işlerin büyük çoğunluğunu. Çeviri çünkü gerçekten çok zor bir iş ve bunun ayırdına varmanız gerekiyor. Yapacağınız en ufak bir hata çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu sebeple mutlaka çok ciddiye almalısınız. Ve dediğim gibi iyi bir usta bulmalısınız ve ustayla birlikte öğrenmelisiniz. Gerçekten öğrenmek istiyorsanız.
Ülkemizde meslek standartlarımızı oluşturmak veya mesleğimizi profesyonel alana taşımak için neler yapabiliriz? Bu dediğiniz konu tamamen örgütlenmeden geçiyor. Ya biliyorsunuz dernekler var şu anda, işte Çeviri Derneği ve diğer dernekler. Bunlara katılmak ve onların çalışmalarına katkıda bulunmak gerekiyor. Yani örgütlenmeden meslek standartlarının oluşturulması mümkün değil. Demin de söyledim, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde çeviri piyasası çok regulated bir piyasadır. Yani şöyle söyleyeyim ben size, ben Amerika hakkında bir araştırma yapmıştım, meslek hakkında. O kadar örgütlü ve o kadar düzenlenmiş bir sektör ki, örneğin Kaliforniya Kadın Sözlü Çevirmenler Birliği var. Yani Kaliforniya eyaletinde çalışan, sırf sözlü çeviri yapan kadınlar ayrı bir örgüt kurmuşlar. Bütün bunlar birleşiyor ve Amerika çapında konfederasyonları var ve çok etkili bir konfederasyon. Zaten Amerika'nın hiçbir yerinde bu derneklere, birliklere üye olmadan bu işi yapamıyorsunuz. Dolayısıyla orada çok düzenli bir kurum ve iyi para da kazanıyorlar. Ama bizim ülkemizde maalesef yıllardır uğraşmamıza rağmen yasa koyucuları bir türlü ikna edemedik. Bu konuda bir yönetmelik dahi yok şu anda. Maalesef yok. Böyle bir sorunumuz var ya. Son soru bu galiba. Hukuk çevirisi içerisinde belirli bir alanda, mesela ceza hukuku, uzmanlaşmanın ülkemizde gelecekte nasıl olacağı hakkında söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Bu sektörün geleceğine dair ne diyebilirsiniz? Bu sektörün geleceği son derece açık. Bir kere çok bakir bir alan. Dediğim gibi çok fazla rekabet yok. İyi bir hukuk çevirmeni olursanız, ama en başta söylediğim gibi bunun çilesini çekmek zorundasınız. İyi bir hukuk çevirmeni olursanız zaten sizi herkes tanır ve herkes bulur. Yani nerede olursanız olun, yani şöyle söyleyeyim, ben hiç tanımadığım insanlar, hiçbir şekilde tanımadığım insanlar Türkiye'nin değişik yerlerinden arayabiliyor ve benden yardım isteyebiliyor ya da iş yapmamı isteyebiliyor, çeviri yapmamı isteyebiliyor. Çünkü gerçekten sayı o kadar az ki çok fazla talep var. Bu tabii iyi bir şey aslında baktığınız zaman. Hem manevi olarak hem maddi olarak iyi bir şey. Ama kolay bir şey değil. Yani uzmanlaşmak için demin de söylemiştim, henüz erken iyi bir hukuk çevirmeni olmayı hedeflemek lazım ilk önce. Sonra uzmanlaşma konusuna girmek gerekiyor. Anladım. Şu an başka soru yok ama benim bir sorum olacak. Tabii. Şey demiştiniz konferansın başında. Genel olarak bu hukuk çevirisi alanına şirketler arası sözleşmeler, anlaşmalar oluşturuyor demiştiniz. Evet, doğru. Mesela birisi şey isterse, bir uluslararası şirkette dış ilişkiler bölümüne girmek isterse, bu kişinin hukuk alanında bilgisi olması gerekli midir ya da ona ne gibi artılar katar? Çok büyük artılar katar. Tercih sebebi olur. Çok çok önemli bir alan çünkü. Özellikle Türkiye'ye gelip yatırım yapmak isteyen yabancı şirketler ya da bir Türk ortağı olan şirketler, ki çok sayıdalar. Örneğin şöyle bir şey söyleyeyim size. Bankacılık ve finans sektörünün şu anda %65'i ya yabancı şirket ya da yabancı ortaklı şirket. Yani içinde mutlaka yabancılar var. Bizim örneğin müşterilerimizin çok ciddi bir kısmı bankalar ve finans kuruluşları. Dünya globalleşiyor, gerçekten globalleşiyor. Ve bu globalleşme sürecinde çeviri önü son derece açık bir alan. Özellikle hukuk çevirisi. Ama dediğim gibi bu hazır, direkt okulu bitirir bitirmez diyebileceğiniz bir pasta değil. Bunu yapamazsınız henüz. Yeterli yetkinliğiniz yok. Bunun için bir süre yani size bu konuyu da öğretmeyi göze alan, isteyen birilerinin yanında öğrenmeniz gerekiyor. Son bir soru gelmiş. Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla
Piyasada ağırlıklı olarak iş gelen çeviriler hangi alanlardan oluyor? Önceliğimizi hangi alanlara vermemizi tavsiye edersiniz? Ben derslerimde ilk başta da ilk soru da buydu zaten, cevaplamıştım. Sözleşmeler. Derslerimde de ağırlıklı olarak ilk önce sözleşmeleri öğretmeye çalışıyorum öğrencilere. Çünkü sözleşme en ağırlıklı, en çok karşılaştığımız metin türü. Sonra da mahkeme kararları falan geliyor. Sanırım sorular bu kadar. Ben söyleyeceğiniz bir şey yoksa isterseniz bitirebiliriz Turgut Bey. Tamam. Aslında söyleyeceğim şeyler var. Yani hazırladığım notlar vardı ama soru çok gelince bunlar kaldı. Bir yöntem öğretmek istiyordum size. Yani bir kelimenin anlamını, ne olduğunu, ne olmadığını öğrenmek konusunda çeşitli kaynaklardan yararlanarak kendi geliştirdiğim bir yöntem var. Ama bunu yazılı Turgut olarak Bey, da göndereceğim size. Yo, vakit sınırlamamız yok. Lütfen anlatın. Zaten tamam. Öğrenciler, katılımcılar serbest işleri varsa tamam. Çıkabilirler. Ama bence herkes severek kalacaktır. Herhangi bir zaman kısıtlaması koymamıştık. Anlatırsanız tamam. Çok seviniriz. Çok keyifle dinliyoruz sizi. Tabii ki. Bu arada not almanızı tavsiye ediyorum. Yani bu son söyleyeceklerim çok önemli çünkü. Derslerimde de hukuk çevirisi derslerinde ilk öğrettiğim konu budur. Şimdi soru şu, sorun şu aslında. Diyelim ki bir Anglo-Sakson hukuk metni önünüze geldi ve çevirmeniz isteniyor. Orada bir terimle karşılaştınız. Terimi ilk defa gördünüz. Bilmiyor olabilirsiniz. Çok normal. Çünkü karşımızda bir okyanus var. İngilizce bir okyanus, gerçekten bir okyanus. Yani Türkçe'ye kıyasladığınız zaman son derece zengin bir dil. Bu zenginlik esas olarak kelimelerde karşınıza çıkıyor. Ama sadece kelimelerde değil. İngilizceyi zengin yapan bir özellik daha var. Kelimelerin yan yana gelerek oluşturdukları gruplar, o kelimelerin her birinden bağımsız olarak ayrı anlamlar taşıyor. Ve buna üstelik her alanda verilmiş özel anlamlar var. Bir terim alalım, Anglo-Sakson hukuk terimi. Sadece hukukçuların bildiği bir anlamı var. Yani sıradan insan bilmiyor bunu, bilmesi de mümkün değil. Gerçekten bu böyle. Yani demin de söyledim, örneğin ABD anayasasını, ABD vatandaşlarının %95 asla anlayamaz. İyi bir hukukçu olmak gerekir, gerçek anlamda anlamak için. Çünkü hukuk metinleri sadece sözcüklere bakarak anlaşılabilecek metinler değil. Ben buna satır aralarını okumak derim. Metnin ruhuna girmek derim. Metnin ruhuna girebilmek için gerçekten o konuda bir alt bilgiye sahip olmanız gerekir. Yani ön hazırlık yapmanız gerekir. Bu edebiyatta Shakespeare ya da James Joyce okumaya benzer. Bu iki yazar da anlaşılması son derece zor yazarlardır. Ya bulmaca gibidirler. Bir şey söylerler ama başka bir şey söylemek isterler. Uzman olmadan anlayamazsınız bu iki yazarı da. Zaten büyüklükleri buradan gelir. Hukuk çevirisinde de böyle bir problem var. Bu problemi nasıl çözebileceğimiz konusunda, öğrencilere çözebilecekleri konusunda destek olmak için şöyle bir yöntem geliştirdim. Diyelim ki bir kelime var, bir örnek verelim. Kelime suggestion olsun. Suggestion kelimesini herkes bilir, değil mi? Değil mi? Mutlaka bilirsiniz. Bir şekilde duydunuz bu kelimeyi, kullandınız, ne olduğunu biliyorsunuz. Bence aslında çeviri yaparken asla bilmediğinizi düşünerek yola çıkın. Ve ilk aşama, birinci aşama kelimenin fiil kökünü bulun. İngilizcenin bir özelliği var. Bir saniye çocuklar. İngilizcenin bir özelliği var. Kelimelerin çok büyük bir kısmı, yaklaşık %70-75'i bir şekilde bir fiilden türemiştir. Yani fiiller
Kelimeler, dilin can damarlarıdır. Fiil olmadan dil diye bir şey olmaz. Mutlaka birçok kelimenin fiil kökünü bulabilirsiniz. Onun için size ilk tavsiyem, ilk aşamada kelimelerin fiil kökünü araştırın. Örneğin suggestion kelimesinin fiil kökü suggest'tir. Bunu not edin bir kenara. Tamam. Birinci aşama bu. İkinci aşama, bir dakika çocuklar bu arada. Bu arada sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor sesiniz. Duyuyoruz tamam. Sizi. İkinci aşamada, yani fiil kökünü bulduktan sonra kelimenin diğer kelime gruplarındaki karşılıklarını bulun. Örneğin elinizde şimdi bir fiil var. Bu kelimenin isim hali nedir? Sıfat hali nedir? Zarf hali nedir? Başka kelime gruplarındaki